Hoş geldiniz. Katsa yaptırımları ABD'nin derin devlet operasyonudur. Zira bu yaptırımların ardında Pentagon ile CIA vardır. Trump'ın Dışişleri Bakanı Pompeo'nun bu yaptırımlarda ısrar etmesi CIA ile Pentagon'un görüşünü ve talebini yansıtmaktadır. Zira malum Pompeo Dışişleri Bakanlığı öncesinde CIA Başkanlığı koltuğunda oturuyordu. Buradan hareketle Türkiye'ye uygulanan Katsa yaptırımları aslında devlet politikası. Hayır, bu yaptırımlar bazılarının iddia ettiği gibi suya tirit yatırımlar değildir. Birinci husus direkt olarak Tayyip Erdoğan hedef alınmıştır ki Biden'ın koltuğa oturma sonrasında göreceksiniz. Bunun ardı gelecektir. Recep Tayyip Erdoğan kuşatılmaya devam edilecektir. Katsa yaptırımları Tayyip Erdoğan'ın tasfiye sürecine sokulmasının yanı sıra Türk savunma sanayinin de kuşatılması anlamına geliyor. Zira bu yaptırımlar savunma sanayimizin önü kesiliyor, kredileri engelleniyor, yeni teknolojilere ulaşmasının önüne geçiliyor. Evet, Katsa yaptırımlarıyla Türkiye Milli Savunma Sanayisi'nin kurulmasının önüne geçilmek isteniyor. Malumunuz Katsa yaptırımlarının geçmişi eski değil. Rusya, İran ve Kuzey Kore bağlamında gündeme getirildi. Maalesef Türkiye bu yaptırımlara muhatap olan tek NATO ülkesi konumunda. Amerika Birleşik Devletleri bu yaptırımlar ile kendince Türkiye'yi cezalandırır ve onu uyarırken öte yandan bütün dünyaya mesaj veriyor ve Rusya'dan silah alanların başına bunlar gelir deniliyor. Evet, Türkiye'ye uygulanmaya başlanan Katsa yaptırımları aynı zamanda bütün dünyaya gösterilen Amerikan sopasıdır. Aks Amerika'na bu şekilde somut olarak kararlılık mesajı veriyor ve caydırıcılığını pekiştirmek istiyor. NATO'da ortağı olan Türkiye'ye bu yaptırımı uygulamasıyla Türkiye'yi yönetenleri uyarıyor, ikaz ediyor ve dolaylı olarak tehdit ediyor. Basit anlatımla Tayyip Erdoğan'a istediğimi yapmazsan, boyun eğmezsen, taleplerimi yerine getirmezsen bu yaptırımları daha da katılaştırır ve benzer yaptırımlara giderim diyor. Başka bir ifadeyle Amerika Birleşik Devletleri Katsa ile Türkiye'yi rehin almak istiyor. Muhtemeldir ki Amerika Birleşik Devletleri bu tür yaptırımlar ve de tehditlerle sadece S-400'den çark etmemizi istemeyecek. Aynı zamanda Doğu Akdeniz'de, Ege'de, Libya'da dayatmalar bulunacak. Aynı şekilde Kuzey Suriye'de PKK devletinin kurulmasına Türkiye'nin onay vermesini talep edecek. Dahası Rusya ile imzaladığımız nükleer santral anlaşmasının da iptal edilmesini isteyecek. Ki elbette bu Türkiye'nin hükümranlığına, bağımsızlığına açık bir müdahaledir. ABD büyük bir küstahlıkla Türkiye'nin dolaylı olarak kendi mandası altına girmesini talep ediyor. Zira yapılanların başka bir izahı, başka bir açıklaması yoktur. Tayyip Erdoğan o konularda ne istenirse yapsa bile asla ve katta tasfiye edilmekten kurtulamayacaktır. Hep söylüyorum, Pax Americana için Tayyip Erdoğan'ın kullanma süresi dolmuştur. Dolayısıyla onu deliğe süpürmekte kararlıdır. Final sahnesinde kendini ve iktidarını koruma noktasında çok sıkışacak olan Tayyip Erdoğan'dan bütün bunlar istenecek, ardından da tasfiye edilecek. Saddam gibi daha önceki örnekler ortadadır. ABD'nin yeni başkanı Joe Biden'ın New York Times'taki ifadeleri malumdur. Türkiye'de iktidar değişikliği istediğini açıktan dillendirmiştir. Buradan hareketle Amerika Birleşik Devletleri yeni başkanının kendi angajmanına sadık olacağı kaydediliyor. Özellikle Halkbank ve mal varlığı başlıklarında önümüzdeki yakın süreçte çok ama çok sürpriz gelişmeler söz konusudur. Avrupa Birliği'nin yaptırımı Mart'a bırakması da yine Türkiye'den Tayyip Erdoğan'dan istenilecek tavizlerin yerine getirilmesi içindir. Onlar da ekonomi dahil pek çok konuda köşeye sıkışan Tayyip Erdoğan'ın istenilen her şeyi yapacağını düşünüyorlar. Dolayısıyla Erdoğan'ı önce masaya oturtmak istiyorlar. Dilerim Tayyip Erdoğan'ın neler yapacağına ya da neler yapması gerektiğine Avrupa Birliği ile Amerika Birleşik Devletleri'nin bu küstahlıkları emin olun Osmanlı'nın son dönemlerini çağrıştırıyor. Zira o süreçte de aynı alçaklıkları yapmışlardı. Türkiye bugün adeta büyük bir savaşı kaybetti de onun karşılıklarını almak istiyorlar. Yani açık ifadeyle örtülü bir sev söz konusudur. Ekonomi ve dış politikada zora düşen, kuşatılan ve de şahsi sorunları sebebiyle her şeyi yapacağı inanılan
Tayyip Erdoğan üzerinden Türkiye'ye operasyon çekiyorlar. Ya ekonomik sefalet ve kaos ya da bize boyun eğdiyorlar. Doğu Akdeniz'deki trilyonlarca dolarlık petrol ve doğalgazdan vazgeçmemizi istiyorlar. Aynı şekilde Ege'de Yunan tezi olan 12 mili dayatmak istiyorlar. Keza Libya'dan derhal çekilmemizi talep ediyorlar. Dahası Büyük Kürdistan'a onay vermemizi ve Fethullah Alçağı'na af çıkarmamızı istiyorlar. Bir Türk vatandaşı olarak isyan ettiğim bu tablo karşısında Recep Tayyip Erdoğan'ın zerre taviz verme şansı yoktur. Zira Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki enerjiden vazgeçmesi, hükümranlığından, bağımsızlıktan vazgeçmesi demek olacaktır. Keza Ege'de Yunan tezlerine boyun eğmesi, mavi vatanı büsbütün kaybetmemiz anlamına gelecektir. Tabii bütün bunlara ilave olarak Kıbrıs dayatmaları da olacaktır. Ege'yi ve Doğu Akdeniz'i kaybedecek olan Türkiye'nin Kıbrıs'ı elinde tutması asla mümkün olmayacaktır. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İbrahim Kalın'ın dediği gibi Yunanistan ile bu konularda masaya oturulması bile aslında boyun eğme, yani teslimiyet. Zira o masaya oturduğunuz an bu konuları müzakereye açmış oluyorsunuz. Değerli seyircilerim, endişem S-400'lerin ambara kapatılmasıdır. Ki Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın buna işaret eden bir demeci de ortadadır. Eğer böyle bir şey yapılırsa Türkiye boyun eğmiş olacaktır. Ve uluslararası imajı, itibarı yerlere düşecektir. Öyle ya, biz aşiret devleti değiliz diyerek S-400'leri alacaksınız. Sonra Amerika'dan gelen bir dayatma sonrasında bundan vazgeçeceksiniz. Vallahi o dakika Türkiye bitmiş demektir. Ayrıca S-400'e ödenen 2,5 milyar dolar vardır. Madem o savunma sistemini ambara kapatacaktınız, neden, niçin 2,5 milyar dolar vererek Rusya'dan onu aldınız? Neden o parayı savurdunuz? Niçin geleceği öngöremediniz ve Türkiye'yi rezil eder konumuna düşürüyorsunuz? Tekrar ediyorum değerli seyirciler, Allah korusun böyle bir karar alınırsa eyvah ki eyvah. Peki böyle bir ihtimal var mı diye sorarsanız, üzülerek söylüyorum, maalesef var. Zira bugün Türkiye'yi yönetenler iktidardan inmeme ve koltuğu koruma adına her şeyi yapmak durumundadırlar. Kendilerini iktidara mecbur ve mahkum görüyorlar. İktidardan düştükleri gün hukuk ile başlarının belaya gireceği kanaatindeler. Buradan hareketle yapılan dayatmalara boyun eğiyor ya da eğecekler. Dilerim yanılırım, vallahi yanılmayı çok istiyorum. Tam bu noktada Recep Tayyip Erdoğan ile Süleyman Demirel kıyasını yapmak istiyorum. Hani İslamcıların onlarca yıldır Mason diye, Amerikancı diye, Morrison diye hedef alıp topa tuttukları Süleyman Demirel. Değerli seyircilerim, bakın o Süleyman Demirel 1974 Kıbrıs Barış Harekatı sonrasında Amerika Birleşik Devletleri'nin uyguladığı silah ambargonun hemen akabinde Türkiye'deki Amerikan üslerini kapatmış, İncirli'ye kilit vurmuştu. Daha 5000 Amerikan askeri personeli sınır dışı etmişti. Şimdi ben yerliyim ve milliyim diyen ve bunu oya tahvil eden hamasi şiirlerle vatan, millet ve bayrak gibi kavramları sürekli gündemde tutan ve siyasete malzeme yapan Recep Tayyip Erdoğan'ın en azından Süleyman Demirel gibi davranmasını bekliyorum. Evet, yerliyim, milliyim diyen Tayyip Erdoğan'ın İncirlik üssündeki faaliyetlerin dondurulduğunu, üssün kapatıldığını açıklamasını bekliyorum. Hainesi laf değil de işse kişinin, gün bugündür Recep Tayyip Erdoğan milliliğini, yerliliğini bütün bunları yaparak kanıtlamak durumundadır. Evet, iktidar mensupları vatanseverliklerini nutuk atarak ya da şiir okuyarak değil, sahada yaptıkları ile kanıtlamalıdırlar. Gün bugündür ve bunun yolu Amerika'ya lafla değil eylemle tavır almakla mümkündür. Değerli seyircilerim, iktidar mensupları eğer bu adımları atmaz ve yapılması gerekenleri yapmaz ise o zaman onların yerlilik ve millilik balonları patlamış olacaktır. Demirel nasıl Amerikan üslerini kapattıysa, Bülent Ecevit'le Necmettin Erbakan nasıl Amerika ve Avrupa Birliği'ne rağmen Kıbrıs'a barış harekatı yaptıysa, Tayyip Erdoğan da bugün aynı tavırları almak durumundadır. Efendim, ülke şartları demeyin sakın. 1970'lerin Türkiye'si ile bugünün Türkiye'sini kıyaslarsanız, Türkiye bugün her bakımdan 10 misli daha büyük ve güçlüdür.
Ve gelelim bunun yapılıp yapılmayacağına. Maalesef değerli seyircilerim, bugün Türkiye'yi yönetenlerde böyle bir irade yoktur. Göreceksiniz, asla ve kat'a değil Amerikan üslerini kapatmak, değil Amerikan personelini sınır dışı etmek. Onlara boyun eğecekler ve onların taleplerini bir bir yerine getirecekler. Zira bunların önceliği koltuklarını muhafaza etmek, iktidarlarını sürdürmek. Bunun için de Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği ile karşı karşıya gelemezler. Geldikleri dakika kimi iktidar mensuplarının sırları bir bir afişe edilecek, ortaya saçılacak. Ama ifade ettim, boyun eğseler bile hiçbir şey değişmeyecek. Sadece birkaç ay zaman kazanabilirler. Nihayetinde Saddam misali tasfiye edilecekler. Buradan hareketle ben iktidara çağrı yapıyorum. Gelin hep beraber Amerika'ya, Avrupa'ya, emperyalizme karşı tek yumruk olalım. Öyle bir mücadeleye girerseniz buradan ilan ediyorum, son nefesimize kadar sizinle beraberiz. Bizi izlemeye devam edin.